Merhaba sevgili izleyiciler. 5-11 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Evet sevgili izleyiciler, Mayıs ayının bu ilk haftasında gökyüzündeki gezegenlerin pozisyonlarına bakalım. Güneş Boğa burcunda ilerlemesini sürdürecek. Güneş 21 Mayıs'a kadar Boğa burcunda olacak. Bu süreç içerisinde daha çok maddi konulara, maddi manevi güvenliğimizle ilgili konulara dikkat çekiyor. Estetik, güzellik, sanatla ilgili konularda tabii ki Güneş Boğa burcundayken daha verimli olabilir. Evet, Venüs Koç burcunda olacak. 3 Mayıs'ta Venüs Koç burcuna geçiş yaptı. Venüs Koç burcunda aslında çok sevdiği bir pozisyonda değildir. Enerjisi biraz daha düşüktür. Özellikle Venüs'ün temsil ettiği ikili ilişkilerde, ortaklıklarda, sosyal konularda biraz daha burada koç, kendine dönük, biraz daha bencil yapılı olabilir, daha sabırsız olabilir. Çok hevesli ve coşkulu yaklaşabilir ilişkilere, ancak uzun süreli konularda birazcık zorlanabilir. Bu özellikle Venüs'ün Koç burcundaki seyri Ateş grubu burçlar, Koçlar, Aslanlar ve Yaylar için daha destekleyici olacak. Onların enerjilerini yükseltecek, yaratıcılıklarını yükseltecek, onlara ilişkiler ve sosyal hayatta biraz daha şanslar getirecek ay sonuna kadar. Bu hafta içerisinde iletişim gezegenimiz Merkür 7 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Merkür 29 Mayıs'a kadar İkizler Burcu'nda olacak. Merkür burada tabii ki kendi yöneticisi burç olduğu için çok verimli. İletişim hızlanacaktır. Haberleşme trafiği özellikle bu ay içerisinde çok yoğunlaşabilir 7 Mayıs'tan sonra. Yazılı sözlü iletişimler, trafik, e-mail trafiği, telefon trafiği, medya ve yayıncılıkta yine hareketlilik artabilir. Bunun yanı sıra seyahatler, iletişim, eğitimle ilgili konular, eğitim, öğrenme ve öğretmeyle ilgili konularda çok hareketlenebilir. Sevgili izleyiciler, Merkür'ün buradaki pozisyonu özellikle hava grubu burçlar, ikizler, terazi ve kova burcu için çok destekleyici. Onların hayatlarında iletişim artabilir, eğitimle ilgili konular hızlanabilir ve daha fazla seyahat yapabilirler. Bazı anlaşmalar, sözleşmeler de gündemde olabilir. Evet, gezegenler dışında ayın pozisyonlarına baktığımızda ay pazartesi günü Yengeç burcunda biraz daha içe dönük duygusal enerjiler veriyor olacak. Ev, aile, kişisel güvenliğimiz, vatanımız, yurdumuzla ilgili konulara dikkat çekiyor. Pazartesi akşam 20.56'dan sonra ay Aslan burcuna geçiş yapacak. 6 Mayıs, 7 Mayıs ay Aslan burcunda biraz daha sosyal konular, organizasyonlar, toplantılar, yaratıcılık gerektiren kavramlar ve sanatla ilgili konular öne çıkacak. 8 Mayıs sabah 9.25'te ay Başak burcunda olacak. İş, çalışma, hizmet, eğitim ve sağlık kavramlarına dikkat çekiyor olacak. Özellikle 8 Mayıs, 9 Mayıs, 10 Mayıs gündüz saatlerinde ay Başak burcunda. 10 Mayıs gündüz saatleri ay boşlukta olacak. Birazcık genel olarak kararsızlık söz konusu olabilir. Enerjileri birazcık yönlendirmede zorlanabiliriz. Akşam 20.20'den itibaren ay terazi burcuna geçiş yapınca artık ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, estetik, güzellik, sanat, sevgi ve hukuksal konulara dikkat çekiyor. Enerjiler bu alanda yoğunlaşacak. Hafta sonu 11 Mayıs'ta ve 10 Mayıs'ta gökyüzünde birazcık sert etkileşimler var. 10 Mayıs akşamı Akrep burcundaki Satürn ve Boğa burcundaki Güneş arasında karşıt açı etkinleşecek. Bu özellikle sabit grup burçlar, Boğa, Aslan, Akrep ve Kovaları biraz etkileyebilir. Otorite kavramları, üsler, aile büyükleriyle ilgili konulara dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra işte görevlerimiz, sorumluluklarımız ve hayatımızda ihmal ettiğimiz bazı kavramlarla yüzleşebiliriz. Biraz kendimizi karamsar ve yorgun hissetmemiz söz konusu. Kronik sağlık sorunları varsa onlara dikkat etmemiz gerekecek. Bunun yanı sıra Koç burcundaki Venüs ve Terazi burcundaki Mars arasında karşıt açı etkinleşiyor. İlişkilerde dengeyi korumak biraz zorlaşabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Bencil yaklaşımlar birazcık işbirliklerini zorlayabilir. Merkür ve Neptün arasındaki kare açıda anlaşmazlıkları gündeme getirebilir. İletişim sorunları yaratabilir. O nedenle hafta sonu özellikle 11 Mayıs'ta herkesin biraz daha dikkatli olması gerekecek ilişkiler alanında. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Lütfen daha detaylı bilgiler için
Burcunuza ve yükselen burcunuza göre videoları izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.